Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Seat Leon. Test konumuz olan araç Leon'un 3. nesli. 3. nesil Leon 2012 ile 2020 yılları arasında üretilmişti. Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşa edilen model platformunu Skoda Octavia, Volkswagen Golf ve Audi A3 ile paylaşıyor. Test konumuz olan araç Leon'un makyajlı kasası. 2019-2018'in sonları ve 2020 yıllarında Leon Style, FR ve Excellence donanım paketleriyle satılmıştı. Biz daha evvelinde Style ve FR donanım paketlerinin videosunu yapmıştık ki zaten benim de bir kırmızı FR'ım vardı. Bu ise Excellence donanım paketli bir Leon. Bu otomobilin videosunu çekmemin en büyük sebebi şu arkadaşlar. Şu an Style donanım paketlerle benzer fiyata satılan bir Leon modeli bu. Bununsa tek sebebi cam tavan opsiyonunun olmaması. 2020 yılının sonlarına doğru Seat otomobil tedariğinde gecikmesi nedeniyle cam tavansız ama Excellence donanım paketli bir hali Leon getirmişti ülkemize ve bu otomobilleri biraz daha makul fiyata satmıştı. Yine o dönemde olduğu gibi şimdi de eğer bir Leon almak istiyorsanız Excellence donanım paketli ve cam tavansız seçeneğini çok daha makul fiyata bulabiliyorsunuz. Öyle ki ortalama 30 ile 50 bin lira arasında fiyat farkıyla FR satıyorlar arkadaşlar. Yani bu otomobil şu an benim fiyat fayda açısından gözlerimden bir tanesi. O yüzden bir hala alınır mı videosu yapmak istedim. Aracın tasarımı eski olsa da araç en nihayetinde 2020 model ve günümüzün birçok teknolojisinde barındırıyor. Üzerindeki motor 1.5 litrelik TSI motor, Eco TSI diye geçiyor. Bu motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 1200 kilo ağırlığa sahip olan bu otomobil bu motorla birlikte 0.100 km hızlanması 8.3 saniye. Aynı zamanda tasarımcısı da Alejandro Masenero diye birisi. Bu uzun yıllar Renault'da ve Seat'te çalışan bir tasarımcı. Çok fazla Renault ve Seat tasarımı var. Galiba 2021 yılı itibariyle de tekrar Seat Renault'a geçti. Şimdi aracın detaylarına bakalım arkadaşlar. Ön tarafta gördüğünüz gibi LED aydınlatmalarımız var. Burada Seat Lighting yazısını görüyorsunuz. Ve komple full LED aydınlatmalar. Bunların gece görüşü de gayet iyi. Tabii bundan daha iyi olanları var ama ortanın üzerinde diyebilirim. Çünkü ben bu otomobili uzun süre kullandım. Ön park sensörü yine LED sis lambalarımız yer alıyor. Orta tarafta kibar bir Seat logosu ve panjuru var. Kaput kısmı yine standart VAG grubu kaputu ve yan tarafta şöyle tek parça bir omuz çizgisi var. Arka tarafta bir Seat imzası görüyorsunuz. Benzin depo kapağının olduğu yerde, arka kapının bittiği yerde bir çizgi var. Bunu neredeyse tüm Seat modellerinde görebilirsiniz. Yan taraftan baktığımız zaman yine yeşil tonlu camları görüyorsunuz. Bunlar Volkswagen grubu tüm otomobillerde orijinal bulabileceğiniz renkler, gerçekten de muazzam gözüküyor. Yine üzerinde LED sinyal olan dikiz aynalarımız var burada gördüğünüz gibi. Bunlar da katlanabiliyor. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Bu FR donanım pakette opsiyon olarak alınıyordu ama Excellence'da standart olarak geliyor. Şöyle baktığımız zaman dışarıdan jantlarımız farklı arkadaşlar. Yine 17 inç jantlarınız var ama bir de bu otomobil FR donanımına göre 3 santim daha yüksek yerden. Bu biraz daha konfor sağlıyor. Bence bu jantlar çok da yakışıyor bu arabaya. Arkasına geçtiğim zaman arkada yine park sensörleri, sol tarafta çift çıkış bir egzoz var ve burada da LED aydınlatmalar yer alıyor gördüğünüz gibi. Şuradan bagajını açalım. 380 litrelik bir bagajı var. Bu sınıfta gayet yeterli bir bagaj bu. Bu Golf'te de, A3'te de, Leon'da da tamamında 380 litre olarak geliyor. Golf'te zemin kısmı biraz yukarıda, A3'te daha yukarıda. Bunda en aşağıda arkadaşlar. Böyle bir farklılığı var. Yine şurada LED bir tane aydınlatmamız var gördüğünüz gibi. Bagaj kapağının iç kaplamasının kalitesi de orta seviye. Çok böyle yüksek falan değil, onu söyleyeyim ama şu kapak kısmı Golf'lerle aynı. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Buralar sert plastik, şuralar kumaş kaplı, şuralar deri malzemeyle kaplanmış. Yine alt tarafta da kapı içi gözleri var. İçine baktığım zaman koltukta iki tane ISOFIX var. Orta kol dayanağı mevcut değil. Bu FR'larda da yoktu. Arkada etrafı çevreleyen deri malzemeler yok arkadaşlar. Şöyle küçük deri parçalar var ama ön koltuğun neredeyse tamamı deriyle kaplanmış. Öyle bir farklılık var. Yine orta tarafta iki tane USB çıkışı var ve iki tane de havalandırma menfezi. Kocaman da bir şaft tüneli yer alıyor. Önüne geçtiğimiz zamansa gayet güzel kapı tokluğu var. Önde kapı yüzlerimiz hafif yumuşak arkadaşlar. Buralar yine gördüğünüz gibi kumaş kaplı. Şuralar deri malzemeyle kaplı. Şu alt tarafta da aydınlatmalarımız var. Bu ambiyans aydınlatmalar muazzam güzel gözüküyor. Gece özellikle. Şurada da kapı içi gözlerimiz mevcut. Işık kısmında Excellence'da ışıklı Excellence, FR'da da ışıklı FR yazısı oluyor. Aynı zamanda bakın şurada şöyle bir gözümüz var arkadaşlar ve bu koltuklar FR donanımdaki koltuklarla aynı. Onlar da FR logosu oluyor sadece ama koltuğun yapısı tamamıyla aynı. Sağ sol iki tarafta da derinlik ayarı var ve bel destek ayarı da mevcut. Aracın içerisine geçtiğinde şuralar yumuşak plastik malzemeden oluşuyor. Burada far kumandaları, burada yine havalandırma menfeziniz.
hız sabitleyiciniz var. Bu otomobilde çarpışma önleme sistemi var ama şerit takip, adaptif hız sabitleme gibi özellikler yok. Onlar opsiyon olarak alınabiliyordu belli bir dönem. Direksiyonumuzun alt tarafında X logosu, Excellence'ın X logosu var. FR'da da FR yazıyor burada. O kırmızı dikişli oluyor. Bu standart geliyor ama üzerine sonradan sahibi bir kaplama yapmış. Şu orta tarafa geçtiğimde büyük bir ekran var. Onun altında stop start on off tuşu, park sensörü off tuşu, dijital çift taraflı klima ve şurada da iki tane USB, bir AUX çıkışı olan bir göz yer alıyor. Start stop tuşu da burada arkadaşlar. 7 ileri DSG şanzımanın kolu burada. Şurada da elektronik park freninin tuşunu görüyorsunuz. Otohold'da mevcut. Arkasına geçtiğim zaman burada 2 bardaklık, onun arkasında bir göz ve onun arkasında bir kol dayanağı mevcut. Şöyle sağ tarafa geçtiğimde ise şurada bu şekilde bir torpido gözü de yer alıyor. Yukarı çıktığımda yukarıda ışıklı makyaj aynaları var ve otomatik kararabilen iç dikiz aynası da mevcut. Şimdi şu ekranları bir inceleyelim. Aracın marşına basayım. Burada gördüğünüz gibi dijital bir kadran var arkadaşlar. Bu dijital kadran gerçekten güzel. Şu direksiyon üzerindeki view tuşundan bunu değiştirebiliyorsunuz. Şöyle basıyorum. Bakın şöyle bir kadran oldu. Basıyorum böyle bir kadran oldu ama ben bu da tabii sonradan yazılımla açılan bir kadran. Normalde bu Cupra modellerinde geliyor. Ama küçük bir gizli özellik açarak, bizim de kanalımızda videosu vardı. Yasin abi bu aracı da açmış. Burada öğrenmiş olduk onu da. Bu ekranda getirebiliyorsunuz. Bu sonradan geliyor arkadaşlar. Normalde yok. Bunun da bu içerisindeki yuvarlakları isterseniz komple kaldırabiliyorsunuz. Ortayı değiştirebiliyorsunuz. Yuvarlakların içeriğini değiştirebiliyorsunuz. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Aracı da istop ettiğiniz zaman şöyle bir görsel çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir görsel. Bu dijital kadran konusunda gerçekten de Volkswagen grubu güzel işler çıkartıyor. Şimdi tekrar çalıştırayım. Evet. Orta tarafa geldiğim zaman Android Auto ve Apple CarPlay'i görüyorsunuz burada. Bunlar da yine Yasin abi açmış. Küçük bir kodlamayla şöyle geri vitese taktığım zaman bir geri görüş kamerası çıkıyor. Bu yine Leon FR'larda yoktu, opsiyon alınıyordu. Aynı zamanda sağ aynada aşağı doğru eğiliyor arkadaşlar. Böyle de bir özelliğimiz var. Leon'un ekranları ve iç özellikleri de böyleydi. Şimdi bir yola çıkalım. Bakalım bu 1.5 litrelik motorla performansı nasıl olacak? Bir son hız görelim. Onu size göstereyim. Bence şu an fiyat performans açısından oldukça makul bir araba. 430 bin liradan 430 ile 450 bin lira arasında bulabileceğiniz gerçekten de güzel bir araba. Çünkü güncel ve birçok donanım paketi de üzerinde var. Binici için bence ideal. Hadi kameramı bağlayayım ve hep birlikte Dortmund Airport'a doğru gidelim. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kardeşim yine bir Leon getirdin bize. Leon özlemimizi depreştirdin be. Eyvallah abi. Leon severiz. Valla arkadaşlar Leon'un neredeyse tüm donanım paketleriyle videosunu yapmış olduk. Aslında burada yaptığımız iş zaman zaman aynı arabaları da çekmiş oluyoruz baktığınız zaman ama birçok kullanıcının da işine yarıyor. Çünkü abi bak mesela bu araba benim böyle ilanlara giriyorum. Diyorum ki çok uzun yolu yaptığım için bir araba alayım yeni olsun hızlı gitsin. Bu kadar benim isteğim bu. Tabii ki farklı markalar binmek istiyorum ama ekonomik durumlar yapamıyorsun yani istediğin her zaman bunu. Yeni olsun hızlı gitsin de en gözde arabam bu. Çünkü bunun style donanım paketiyle bunun fiyat arasında 10 bin lira fiyat farkı var. Buluyorsun bu arabayı. Evet. 10 bin lira 20 bin lira farklı buluyorsun ki bunda 10 bin liradan da 20 bin liradan da daha fazla donanım farkı var. Onda 16 jant var, bunda 17 jant var. Bu jantların fiyatı sadece 15 bin lira zaten. Doğru mu? Evet abi. LED aydınlatmaların fiyatı zaten tanesi en son geçen 7500 liraydı. Bu yıl 16 bin lira. 16 tanesi. Bin lira olmuş. Sadece farların tanesi. Evet. Yine LED stoplar onlar biraz daha makuldür. 2-3 bin liradır ama. Hı-hı. Büyük ekran, hayret ekran. Bu hayret ekran 12500 liraydı en son. Bizim CC'ler için Android getiriyorlardı. Evet. Bu orijinalde yüksek ihtimalle 15-16 bin liradır şu an. 15 bin lira civarında diyebiliyorum. Şimdi abi. Baktığın zaman bu kadar farka cam tavan yok diye araba makul satılıyor. Bence şu an benim gündemimin uygun maliyetli arabası. Çünkü FR alıyorsun ya da Excellence'ın cam tavanlısını alıyorsun. Şak 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira koyuyor. Aynen öyle. Bu kadar donanıma fark koymuyor, cam tavana fark koyuyor. Yemişim cam tavan, ne yap? Cam tavansız olsun, bizim olsun. Ne olacak ya? Ciddi ciddi bu ara uzun uzun baktığım arabalardan bir tanesi bu araba. Çünkü bana göre mantıklı ve makul bir araba. Şimdi gelelim aracın detaylarına. Bu araba biraz daha arkadaşlar yumuşak FR'lara göre. Tabi style alırsanız onlar daha yumuşak ama bu hem yol tutup hem yumuşak olan versiyonu. Çünkü jantlar 17 ve tabanları da geniş. Doğal olarak yola daha güzel oturuyorsunuz arabayla. En nihayetinde bu torsiyon çubuklu, arkası torsiyon çubuklu olan bir makine. Gerçekten de bence konforlu bir Leon binmek istiyorsan, hem dolanımlı hem konforlu bir Leon binmek istiyorsan bu araba tam senin için biçilmiş kaftan diyebilirim.
Yine aracın görüş açıları gayet güzel. Şu özellikle şurada kelebek bölmesinin olmaması muhteşem güzel gözüküyor her taraftan. Ya şöyle bakıyorsun, bir şey hoşuna gidiyor ama ne hoşuna gidiyor acaba diye düşünüyorsun. Sonradan fark ediyorsun onun hoşuna gittiğini. Onun dışında koltukları rahat. Arka yaşam alanı gayet ideal C segmenti bir hatchback için. Çünkü mesela bak, bu araba 430, 440, 450 bin liralara alınıyor. Tamam mı? Kilometresine göre. Ya 450 bin liraya bana şimdi adam yazmış ilana 2016 model dizel Golf. Ya yemişim ben 2016 model 70 binde Golf'ü. Tamam mı? Ya hani şöyle gelir bunu alırım abi. Şöyle söyleyeyim, ben bunu alırken CC'de baktım, Golf'de baktım 1.0 Highline'larına. Yani sonradan düşündüm, bu araba gerçekten çok mantıklı geldi bana. Hı hı. Hem kilometre düşüklüğü olsun hem model yılı olsun. Dedim hani 60 binde 70 binde bir Golf almaktansa bu dedim daha mantıklı. Tabii tabii, kesinlikle öyle. Peki 16 bin kilometre olmuş, sen kaç binde aldın, sıfır mı aldın? Hatta abi 17 bin. Biz bunu sıfır aldık. 9000'de aldım ben, ama 9000'in 5000 kilometresini yine ben kendim yaptım. Ablandan mı aldın? Ablamdan aldım. Tamam. Kasım ayında 9800 aldım. Şu an 17000 kilometrede işte. O zaman bakımını yeni yaptırdın sen bunu. Bakımını daha yaptırmadım abi. Kayseri'ye götüreceğim. 22000'de bakımı. Ha, ilk bakımı yapıldı. İlk bakımı yapıldı. Ne kadar yapılmıştı? Ne zaman yapılmıştı? Abi geçen sene Ağustos ayında yapıldı. 1800 lira civarında bir para yaptı. O zaman yaptırdık. Şimdi gitsen 2800 yüksek ihtimalle. Muhtemelen. O civarda bir şeydir fiyat, evet. Bakımı. Bakıma şimdi pahalı diyenler olacak. Zaten her dönem, mesela 2 yıl önce video çekiyorum, bakım diyorum serviste 900 lira pahalı. Bir sene önce çekiyorum 1300 lira pahalı. Şimdi diyorum 1800, 2800 pahalı. Abi hepsi böyle. Renault'a gitsen de böyle. İşte Seat'a gitsen de böyle. Volkswagen'e gitsen de böyle. Siz o pahalı diyenlere, alınmaz diyenlere, yapılmaz diyenlere hiç aldanmayın. Eğer köşenizde bir para varsa alın, bakımı da yaptırmanız gerekiyorsa yaptırın abi. Bir şeyin ucuzlayacağı falan yok. Bu arabayla ilgili peki en sevdiğin ve en sevmediğin şey, onları sorayım sana. Bunları genelde soruyorum. Abi en sevdiğim şeyi, yani kuşkusuz gidişi, hı hı, ve yakıt tüketimi. Hani gidişine göre yakıt tüketimi gerçekten çok iyi. Ben bu arabayla 4.3'leri gördüm Kayseri'ye giderken. Hı hı. Fazla bir acelem yoktu. 100-120 arasında gittim. 4.3'ü gördüm. Tek miydi? İki kişiydim abi. Tamam. Hani fotoğraf da var, fotoğraf da koyabiliriz. Hı hı. Abi sevmediğim yönü de Golf'e göre bir tık fazla ses alıyor. Tabii. Yol sesi. Ya fiyat makullüğü varsa tabii ki bazı şeylerden de kısılmışlık var. Evet. Yani bu arabada yol sesi de rüzgar sesi de Golf'e göre daha fazla. Onu zaten anlatacağız şimdi birazdan. Ama aradaki fiyat farkı da fazla. Aradaki fiyat farkı da fazla, evet. Sen şimdi 2020 model bu kadar dolu bir Golf al bakalım, kaç alıyorsun? Şu an 600 vardır. Doğal olarak... Hani baktığın zaman bunu alırım, 10 bin lira verir yaltım yaptırırım daha iyi. Aynen öyle abi. Yani mantıken düşündüğünde. Ekranları Golf'e göre daha iyi. Hayalet. Tabii. Ekranı Golf'e göre daha yazılım şeyi güzel, grafikleri daha, evet, güzel bunun. Şimdi arkadaşlar, bu otomobilde hafiflik ön planda, arkalar torsiyon. İşte yalıtımı biraz daha az ama yine Golf'ün aynı platformu üzerine ve aynı şanzımanda aynı motorla yapılan bir araba. Onu söylemek lazım. O size her zaman bir avantaj sağlıyor ama daha zayıf hissettirdiğini de söylemek lazım. Ama bununla beraber teknoloji satın almış oluyorsunuz. Seat markası da, yine buna benzer diğer firmaların markaları da bu konuda avantajlı. Çünkü bizim gibi ülkelere veya Avrupa'da da yaşasan fark etmez. Skoda, Seat, bunlar az satılan arabalar değiller. Çünkü fiyatına göre sundukları daha makul geliyor insanlara. Bir yerden sonra hani bazı toplumların bize göre ekonomik seviyesi yüksek ama onlar da parayı başka yerde değerlendiriyor. Kültürel şeylerde değerlendiriyorlar, evet, bu sefer. Yine çok para vermiyorlar yani arabaya. Şuradan sport modunu alalım şanzımana. Bir sport modumuz var şanzımanda. Ne da lan sport modu? Orada yazıyor. Tamam. Şurada arkadaşlar bir Dortmund Airport'ta torsiyonlu Leon'la bir 0-100 yapalım. Hatta 0-100 yapalım değil mi? Olur abi. Dip gaz yaptım. Mehmet de bu arada bizim ilk videomuzdan beri izleyenimizmiş. Kemik kitleden. Kemik kitleden kardeşim, teşekkür. Bize bugün nasip oldu tanışmak ama 100. İki kişiyle yokuş çıkıyoruz. Bu 1.5 TSI'nin performansı çok iyi ya. Ben bunu 15-16 bin kilometre kullandım. Baya baya yürüyor araba. Kış lastikleri uyarısı verdi şu an. 150'yi geçme ama biz geçeceğiz. 160. Seksen, yüz
183. Ortalama Passat'la benzer geldi, biliyor musun buraya? Evet. Videonda da görmüştüm abi. Ortalama benzer geldi. Bir tık daha iyi bekliyordum açıkçası. Ama işte Seat, Skoda, Volkswagen arasında böyle ufak tefek farklılıklar oluyor. Bu lastiklerle de alakalı, ben sana söyleyeyim. Çünkü onun lastikleri, jantları daha küçüktü, bir de kışlık değildi. Evet. Onunla da alakası var. Oturdum arkadaşlar tekrar burada. 160 km hızda gidiyoruz. Ya bu FR'a göre biraz yatıyor. Ama çizgisini bozmuyor. Arka tarafı bir tık oynak. 160'da döndüm burayı mesela. Ama burun dirayeti ve aracın burnunu bir yere sokması daha iyi. Bir de bunda direksiyon biraz yumuşak. FR'da daha sert direksiyon. Evet abi. Yani onu net fark ettim şu an. 140 km hızdayız arkadaşlar. Ani toparlanmaları, hızlanmaları muazzam güzel. Ben 230'ları, 220'leri rahat görüyordum. Yolculuk da epey zevkli oluyordu. Bir de bu arabada ara hızlanmalar da çok güzel. Yani oturduğun mu araba yürüyor. Şu an 115, 120 km hızla dönüyoruz burayı. Arkamız hafif attı ama yoldan ayrılmadık arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde ilerliyoruz. Trafiğe kapalı alandan istifade eden başka abilerimiz de var. Şuraya 100 ile girdim. Evet, bak burası eğlenceli bir yer. Arka hafiften geldi ve toparladı. Burası da güzel bir yer. Bak geliyoruz. Geliyoruz. Aynen. Gayet güzel. Ama motor muazzam gidiyor. Bak burada bakalım. Burası Dortmund Airport'un en dik rampası. Bak bu arabada ama biraz daha keyif aldım. Neden keyif aldım? FR'ın direksiyondan keyif almıştım ama bu arabanın salınları çok yumuşak. Aynen abi. Yani böyle bayağı golf konforunda gidiyorsun arabada. Onu net bir şekilde hissediyorsun. Yani süspansiyon farkını kesinlikle hissediyorsun abi FR'a göre. Bak ya çok güzel ya. Çok yumuş yumuş kalkıyor, iniyor. 150 olduk yine. Ya şu rampada 150 her baba yiğidin harcı değil. Hakikaten muazzam yürüyor araba. Bunu yazlık lastiklerle yazın yapmak lazımdı. Bir 10 km sonunuza koyardı yüksek ihtimalle. Belki de daha fazla. Şurada bir son hız yapalım. 160. 170'den sonra bariz bütün ses içeride yalnız. Evet. Değil mi? Rüzgar sesi, yol sesi. Hepsi içeride. 190. Ya bir de mesela bu arabada hafif viraj düzde 200 üstü gayet rahat yolculuk yapabiliyorsun. Ama tabii bir kaydırırsan arka geliyor. 207. Kışlık lastiklerle bu kadar. Anca. Muhtemelen yazlık olsaydı biraz daha görürdük. Bir de FR daha yere yakın. O biraz daha gidiyor yani buna göre. Onu da hissediyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu arabayla 233'ü gördüm abi. Ben de gördüm ya. Bu motor gidiyor yani. Bu motor. Güzel motor zaten. Bu motorun karakteristik bir tık daha sesli çalışıyor. Mesela 1.450'lere göre. Evet. Bir tık daha sesli çalışıyor. Ama onun dışında bir problemi yok. Şimdi bir normal modumuzu alalım, D moduna. Bak mesela bu araba şöyle. Bir de bunda şey de var. Yelken modu. Yelken modu. Arabayı mesela 110'da sabit gidiyorsun. Ayağını gazdan çekiyorsun yokuş aşağı. Devir bineği iniyor. 137'ye kadar yapıyor onu abi. 130'dan sonra, he doğru. 130'dan sonra çok, ama yaptı ya yine, ben hatırlıyorum. Evet. Yapmış olması lazım. 137'ye kadar yapıyor, denedim onu. Şimdi bak mesela burada 115'te 2100 devirde gidiyoruz. Devir oranlarımız da güzel 7. viteste. Şu gazlamada araba 13.4 litre yaktı arkadaşlar. Full tapa gaz ve yokuş yukarı. Gerçekten iyi. Şehir dışında ben bu arabayı sakin kullandığımda, mesela bizim Mehmet var. Mehmet Çağrı. Mehmet bu arabayla benim arabayı bazen alıyordu yıkamaya gideceğim diye. O zaman nişanlıydı. Ondan sonra abi bir arabayı yıkayayım, yengeyi bir yere götüreceği zaman veriyordum ben de. Mehmet gidiyordu mesela, o geldiğinde 6 litre falan gösteriyordu. Çok sakin kullanıyor arabayı. Ben normal şehir kullandığımda 9-9.5 civarında. Böyle hafif trafikte kullandığımda çok rahat 7 litre civarında kullanıyordum. Yani bunun şehir içi ortalama tüketimi 8 litre net diyebiliriz. 8-8.5.
Gayet güzel. Uzun ya yolda ben da Sivas şehir içinde abi 7.5'la falan çok rahat gezersin. Gezersin. Ya Mehmet 6'yla bile geziyordu yani. Evet. O böyle yumurta var gibi kullanır arabayı. O hatta geçen gün Yasin abi işte özelliklerini açıyor. Şehir içinde abi 5.6 gösteriyor araba. Dedi sen bu arabayla uzun yola mı gittin? Dedim sadece bir havaalanına gidip geldim hani. 150-160 kilometrenin ortalaması 5-6. Dedi yakıtı çok iyiymiş ya dedi. Bu 1.5'lerin yakıtı güzel. Bir de bu araba hafif, onunla çok alakası var. Evet. Şu an zaten şeyimiz düşmeye başladı. 13'e düştü direkt 13.4'ten yolu bu tarafa çevirince. Yalıtımda bu arabada ortalama 110'dan sonra rüzgar sesi başlıyor. Yol sesi var. Yol sesi de yaklaşık 80'den sonra böyle belirgin hale gelmeye başlıyor. Motor sesi zaten gelmiyor doğru düzgün. 12.9 bak yavaşladıkça düşüyor şu an yakıtımızda. O anlamda güzel. Şehir dışında ben Tapagaz gittiğimde 6-7-7.5 arasında bir yakıt tüketimi oluyordu. Tapagaz da ben akıcı giderim. Mesela 160-170 sağ şeritten sakin sakin akıcı. Akar akar giderim öyle aralardan geçe geçe giderim. Öyle yakıyordu ama normal mesela 100-110 gidiyorsun. O zaman ortalama yakıt tüketimi 5.5'lara 5-8'lere falan düşüyordu. Bir de şeyde uzun yolda Tapagaz full gazlayarak gidersem de 12-13'leri yakıyordu yani. Şimdi onun sınırı yok yani. Oraya kadar çıkıyor tabi araba. Peki. Mehmet teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim güzel abi. Bir video oldu. Bence ben teşekkür ederim. Güzel de bilgilendirmiş olduk. Bu fiyata güzel bir performans arabası almış oluyorlar işte. Evet. Donanımı da gerçekten gayet güzel. Bu arada NCAP'ten 5 yıldızı var. Perde hava yastıkları, koltuk yanlarında hava yastıklar, önlerde hava yastıklar da mevcut arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.